Sektörün Öncüleri programından herkese merhaba. Bugün İstanbul Bağcılar'da Zirve Otomotiv ve Tekstil'de bulunuyoruz. Yanımızda firma sahibi Erkan Bey var. Öncelikle merhaba Erkan Bey. Erkan Bey, öncelikle bize kendinizden ve yaptığınız işten, Zirve Otomotiv'den bahseder misiniz? Kendim 1997 doğumluyum. Adıyaman Gergerli'yim. İsmim Erkan Soy, ismim Tekin. Bu işe 4 yıl önce falan başladım. Kendime beslenerek başladım. Kimsenin desteğini almadan tek başıma yürümek istedim. Ve Zirve Otomotiv tekstili açtım. Buralara geldik yani, Allah'a çok şükür. Peki Zirve Otomotiv olarak ne gibi hizmetler ürününüz var? Neler yapıyorsunuz? Zirve Otomotiv olarak sadece araç satışımız var. Araç satıyoruz sadece. Araç alıp ikinci el sıfır araçların satımını yapıyoruz sadece. Peki tekstil alanında da olduğunuzu belirttiniz. Tekstil alanında da ayrıyeten bayan çanta mağazalarımız var. Atölyede imalathanelerimiz var. Kendi yerimiz. Orası babadan bize verilme. Ne güzel. Peki Türkiye içinde mi yoksa? Türkiye içi ve yurt dışında çalışıyoruz zaten. Ürünlerimizi genelde yurt dışına gönderiyoruz. Süper. Peki şeyi merak ettim. Şimdi otomotiv alanında ikinci el satışımız da var dediniz. Evet. Özellikle bu pandemi sürecinden beri biliyorsunuz dijital taraflardan da araba alım satımı durumu söz konusu. Şimdi 2019'dan günümüze bir değerlendirme yapacak olursak dijitalden alım satımlar hızlandı mı yoksa hala insanlar realde birebir gelip alma durumu taraftan? İnsanlar yani realde gelip kendileri görüp beğenerek alıyorlar yani genelde. Yani dijital olarak fazla hani talep olmuyor. Genelde real. Hani gelip kendileri görüyorlar, kendileri beğenerek araçları alıyorlar yani. Peki araç satışlarında 4 yıldır bu sektörde olan biri olarak soruyorum size. İlk başladığınız zamandan bugüne kadar bir durgunluk ya da bir artış durumu söz konusu mu? İlk başladığımız zamanlar daha güzeldi. İşin tadı daha iyiydi. Yani şu an fiyatlar çok aşırı şekilde yükseldi. Yükseldiğinden dolayı yani iş potansiyelleri biraz düşmeye başladı. Yani insanların talepleri az oluyor, fiyatlar çok yüksek oluyor. Önceden mesela bir arabayı aldığımız fiyata şu an 3 araba parasında bir araba alıyoruz. Yani fiyatlar aşırı yükseldiğinden dolayı talepler az yani şu an. Anladım. Peki. Peki 2022 yılını değerlendirecek olursak daha yıla yeni girdik ancak bu yıl içerisindeki hedefleriniz nelerdir? Neler yapmak istiyorsunuz? Yani 2022 yılı içerisinde ne yapacağımızı yani şöyle söyleyeyim, Allah bilir yani, Allah neyi nasip ederse o şekilde yaşarız, o şekilde biliriz yani. Ama hedeflerimiz var tabii. Yani hedeflerimiz daha büyük yerlere ulaşmak. Bu zamana kadar hep hedeflerimle ulaştım. Hep hedeflerimi başardım yani. Tebrikler. Peki şimdi başka şehirlerde de şubeler açmak gibi bir idealiniz var mıdır? Yani ilerleyen zamanlarda olabilir yani, neden olmasın? Ya da şimdi şöyle bir durum da söz konusu. Aracı satmaktan ziyade biliyorsunuz bir de bunun devamlılığı da sürdürülebilirliği de söz konusu. Yani baktığınız zaman ileride hiç yedek parça işine girmeyi de düşünüyor musunuz? Yedek parça işi aslında biraz tuhaf olur bizim için. Hani insan her zaman kendi bildiği işi yapması daha iyidir yani. Araç fiyatlarındaki artıştan özellikle bahsettiniz ve bu durumun sizi ve sizin sektörünüzü olumsuz yönde etkilediğini. Peki bundan sonraki süreçteki öngörünüz nedir? Sizce araçlardaki fiyatlar artmaya devam edecek mi yoksa bir stabilize durumu söz konusu mudur? Yani şu anki gidişata göre biraz fiyatlar düşmeye ufaktan başladı yani. Fiyatların sürekli bu şekilde artmaması gerekiyor yani. Çünkü zaten artabilecek kadar arttı fiyatlar. Yani aşırı bir şekilde arttı fiyatlar. Fiyatlar ufaktan düşmeye başladı. Yani bu yıl fiyatların düşeceğini tahmin edebiliyoruz. Çünkü fiyatlar aşırı şekilde yükseldiği için bu yıl özellikle fiyatların eski fiyatlara ufaktan dönmeye başlayacağını tahmin edebiliyoruz yani. Çok güzel, bu harika bir haber. Peki genel itibariyle otomotiv sektörünü Türkiye pazarında değerlendirecek olursak katıldığınız fuarlar ya da başka ülkelerde yine hakeza farklı çalışmalar oluyor mu? Yok yani sadece kendi ülkemizde yani. Fuarlara katılıyor musunuz? Fuarlara yani gidiyoruz. Ara sıra fuarlar olduğu zaman fuarlara gidip katılıyoruz. Hani fuarlardaki fiyatlara bakıyoruz. Ona göre fiyat değerlendirmesi de yapıyoruz. Yani genelde gidiyoruz. Fuarlara da gidiyoruz yani. Türkiye şu anda yerli otomotiv üretimi konusunda da bayağı büyük yol kat etti. En son Vegas'ta idi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Oradaki bir fuarda gayet göz alıcı bir şekilde sergiledi. Sedan aracını sergiledi. Evet. Peki bu yerli üretim otomotivler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani yerli üretim sonuçta insanlar kendi yerli üretim otomobiline binmeyi daha çok ister. Ama onların da gerçekten fiyatları biraz yüksek yani. Kesinlikle öyle. Çünkü elektrikli araçların yaygınlaştırılması durumu söz konusu. Peki sizce otomotiv sektöründe biri olduğunuz için özellikle sormak istiyorum. Yine LPG'li benzinli araçlar sizce alıma devam edilecek mi? Yoksa elektrikli araca geçiş konusu sizce gerçekten bütün alıcılar konusunda gündemde mi? Yani bütün alıcılar elektrikli araçlara geçmez. Yani benzinli araçlar hani şu an benzinli LPG daha çok öneriliyor yani şu an. Yani önerilisi şu an daha çok. Çünkü LPG'nin fiyatı biraz daha düşük olduğu için benzin fiyatları zaten çok çok yüksek şu an. Ondan dolayı yani benzin LPG'ler bence biraz daha talep çoğalacak bu aralar yani. Peki tekstil alanına yeniden dönmek istiyorum. Tekstilde kadın çantaları ile ilgili bir imalat durumu söz konusu olduğunu söylediniz. Hangi ülkelere satış yapıyordunuz? Genellikle Irak, İran tarafına satış yapıyoruz. Ondan sonra Rusya'ya gönderim yapıyoruz. Yani yurt dışı birçok ülkeyle çalışıyoruz yani. Süper, tamam. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır?
Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bugün İstanbul Bağcılar'da Zirve Otomotiv'deydik. Yanımızda Erkan Bey vardı. Kendilerinden otomotiv sektörüyle ve tekstil sektörüyle ilgili bilgileri dinledik. Şimdi de sözü Merkez Stüdyomuza bırakıyoruz.